Deniz salyası kabusu büyüyor. Marmara'da ortaya çıkan ve aylardır artarak süren bu tehlike, akıllara Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı malum şahsın temel atmama törenini ve mevcut sistemlerin doğru ve verimli işletilip işletilmediği sorusunu getirdi. Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. E, Halic'in o güzel doğasının bütünleyen 130 bin metrelik alanı kapsayan 70 bin metreye yakınlık kısmı orman olan bir arazide bir arıtma tesisi. E, durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında ve arkadaşlarıma araştırma yapıyoruz. Birçok projeyi yapıyoruz. Buna da yaptık. İmamoğlu ihtiyaç yok deyip iptal etti. Marmara'ya bedeli ağır oldu. Deyim yerinde ise Marmara Denizi'nde can pazarı yaşanıyor. Suyun üzerindeki kirli görünümünün yanında İstanbul'u çevreleyen sulardaki doğal yaşamı da tehdit eden deniz salyalarının miktarı ise her geçen gün artıyor. Deniz salyaları kötü görüntülerinin yanında yaydıkları kokuyla çevre sakinlerini de rahatsız ederken denizin altını üstünden daha kötü etkilemeye başladı. Salyalar yüzünden deniz atları, yengeçler, küçük balıklar, kum üzerinde yaşayan canlıların solungaçları tıkandığı için ölümün eşiğinde. deniz salyalarının oluşumunda kirliliğe dikkat çekilirken, Marmara'da ortaya çıkan ve aylardır artarak süren bu tehlike, akıllara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun temel atmama törenini ve mevcut sistemlerin doğru ve verimli işletilmemesi tartışmalarını getirdi. Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. Çünkü göreve geldiğimizde bizim önümüze getirilmiş, dayatılmış, ihaleye çıkılmış, teklifler alınmış, e, silahtarağda e, bir e, hem de o Eyüp Sultan'ın devamında ilçenin sınırları içerisinde e, Halic'in o güzel doğasının bütünleyen 130 bin metrelik alanı kapsayan 70 bin metreye yakınlık kısmı orman olan bir arazide bir arıtma tesisi e, durdurduk çok projeyi böyle durdurduk aslında ve arkadaşlarımı araştırma yapıyoruz birçok projeyi yapıyoruz buna da yaptık İmamoğlu, Kasım 2019'da Silahtar Ağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek temel atmama programı düzenlemişti. Adana temel atmama töreni dedim. Doğru, literatüre ilk defa giriyor. AK Parti döneminde planlanan bu proje, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük kapasiteli membran tesisi olacak ve atık suyu içilebilir seviyeye getirme teknolojisine sahip olacaktı. Ancak gelinen bu noktada İmamoğlu'nun ihtiyaç yok diye temel atmama töreni yaparak iptal ettiği tesisin aslında ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardığı gibi maalesef Marmara'da yaşanan bu tehlikeyi de tetiklemiş oldu kent temizliği ve atık yönetimi başta olmak üzere İstanbul'da yaklaşık 515 kilometre kıyı şeridinin 5 milyon metrekare deniz yüzeyi alanının temizlenmesi İBB iştiraki İSTAÇ'ın sorumluluğunda. Gerekli araç teçhizatlara sahipken İBB'nin bu alanda zayıf kalması düşündürücü.